Üçüncü kayınvaliden bakalım neler yapacak. Sevim Sultan ve çantası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız şekerim? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Hemşerim, çantanı tutuyorum. Teşekkür ederim. Bir tek bana emanet ediyor biliyor musunuz? Hemşerime güveniyorum. Güveniyorsun bana. Afiyet olsun. Şekil olarak güzel bir döblene bakacağız. Tadı nasıl? Şekil olarak güzel kek kabarmış mı? Kabarmış çok güzel puf. Puf. Puf olmuş çok güzel. Tamam. Şu üstünü güzel ufalamış mı? Çok güzel ufalamışlar bak. Böyle şey tane bırakmamış. Kum gibi yani. Evet, toprak tabii, gibi. Tabii. O güzel olmuş. Lezzetinden de pek emin olamadım. Şu öbürlerine de bir bakalım. Çok da böyle tavlamadı mı seni? Pek. Hı. Yani yenir. Yediriyor yani de. Bir beflerine bir bakayım. Tamam. Krem şantisini beğendin mi? Elle çırptılar. Evet, güzel krem şanti, güzel kabarmış, güzel pütür falan yok, güzel yani. Tamam, karar veremedin ama çok. Tabii, bir şey şimdi şunlara bir bakayım. Gel bakalım. İkinci tabağımız. Keki kararmış, bunun daha fazla durmuş gibi. Ya kakaosu mu fazla gibi gelmiş? Işıktan mı? Yok, aynı ışıkla. Hmm. Bak bu daha koyu duruyor rengi, bu daha açık duruyor. Ama lezzet olarak... Sana hangisi daha güzel geldi? Renk olarak da, tat olarak da. Bu daha güzel daha gibi güzeldi. Geldi. Evet, daha güzel gibi geldi. Tamam. Bunun da toprağını, hayır, krem şantisini sevdin mi? Sevdim, güzel. Bu, onunki de toprağı falan güzel. Ne diyeceğiz yani? Beğendik mi bunu, beğenmedik mi? He? Yani ne beğendik, ne beğenmedik? Ortada. Toprağı ortada. Bol olsun o toprağı zaman. Toprağı bol olsun, aynen öyle. Geçelim. Üçüncü tabağımız. Biraz... Yapışık olmuş bunun keki. Yapış, yapışık gibi geldi bana. İçlenmemiş mi demek istiyorsun, kuru mu demek istiyorsun? Kuru değil, böyle nemli gibi kaldı. Böyle sanki daha biraz pişse mi gerekirmiş. Bunun biraz öyle gibi geldi bana. Çantısı güzel. Daha bununkisi daha çok kabarmış. Çantısı yan daha çok. Sevmedin mi keki? Ya, sevdin mi? Biraz nemli gibi geldi kek bana. Yani daha böyle göz göz olabilirdi. Toprağımız, krem şantimiz. Güzel krem şanti, güzel toprağı ufalaması falan da güzel. Tamam. Yani çok gördüğünüz gibi beğenmeye gidiyoruz. Aradayız. Ya beğenmedim işte, aradayım evet. Heh, puanlar biraz şaşırtabilir bizi yani. Puanlarken ne yapacaksın? Bilmem. Ben de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum, Allah'a emanet. Ne yapacağız beya? Bilmem, beya bakacağız. Bakacağız beya. Bundan daha çok muz tadı geliyor. Ondan muz tadı almadı. Mutlaka vardır da. Gözüküyor zaten. Tabii. Ama niye şundan daha baskın? Muzundan almışsındır şekerim. Belki. Tabii doğru. Şimdi vallahi bismillah diyeceğiz. Vereceğiz puanları. De bakayım önce bana nasıl olmuş bu kek? Bu kek... Kabarmış mı? Kabarmasına kabarmış da sıkı olmuş. Bu da? Bu da sıkı olmuş. Sıkı ve... Sanki böyle yağı az gibi. Ama aynı yağ koyuyorlar. Niye öyle olmuş ki? Mesela tadı buzu falan güzel, şekli güzel. Sen sanırım puanlara geçmek istiyorsun şekerim. Emanetini vereyim sana. Evet. Ya. Bakalım nasıl bir puanlama vereceğiz, yapacaksın? Dağıtacağız. Dağıtacaksın. Şey yapacak bir şey yok. Şuna bir vereyim. Üçüncü tabak bir puan. Şuna üç.
Dördüncü tabak 3 puan. 5. Birinci tabak 5 puan. Ve... 4. Yatacağım dedim, yok. Aa, ben ne yaptım? Ne yaptım ya? Ben de bilmiyorum ne yaptım. İkinci tabak 4 puan. Ben de bilmiyorum ne yaptım valla. Ama. Karambole yaptık bir şeyler. Ama. Valla bilmiyormuş yani. Şekerim. Zormuş, zor. Çok zormuş. Ben evde otururken kızıyordum. Nasıl bilmiyorsun, nasıl yapamıyorsun? Teşekkür ederim ya. Bak, vallahi bak. Buradaki kayınvalideleri kızıyorsunuz ya ekran evet, başında evet. İzlerken. Nasıl bulamaz, evet, nasıl evet. Bulamaz. Yok öyle bir şey değilmiş ya. Yani. Şimdi ben yeni bulmasam yandım, gidemeyeceğim. Şimdi burada sıkıntı ne? Bu bir verdiğin ya senin kız çıkarsa? İnşallah çıkar Allah'ım inşallah. Hadi açalım. İnşallah. Gel şu üç verdiğini açalım. İnşallah Allah'ım. E kuru dedin, bunu üç verdin. Kuru. Bu tabak kuru ama dedin. Yenmeyecek şekilde bir tabak değildi yani. Ha, şuradan tut pardon, şekerim. Tamam. 3 puan. Haftanın tam ortası. Gelinimizi kesinlikle bulamadık. Bakalım. Bulamadık mı? Şans eseri verilen puanlar kime yaradı? Üç puan. Alan. Gelinimiz. Aç da görelim sultanım. Aç aç, korkma. Açacağız, korkun eceli faydası yok. Aç. Aç. Zeynep. Yani Sayın teyzeciğim. Hani neye dayanarak o puanı veriyorsunuz? Damak tadıma dayanarak. Vermem gerektiği için bir de yapabilirdim ama gelinimi bulamadım. Eminim bulamadım yani. Bir de kekim bana çok kuru gibi böyle kuru ve sıkı geldi. Heh, siz şimdi gelinimi bulacağım diye bol bol böyle keseden puan evet, dağıtıyorsunuz. Evet onun için yaptım, onun için. Dedim bari gelinimi de yakmayayım, elle birisi tutar belki. Ha işte gelinimi yakmayayım diye önünüze ne gelirse şans oyunu. Hayır 3 söylüyorum puan, 4 sana. Puan, 5 puan diye veriyorsunuz ama o verdiğiniz 1 puanlık tabaktan geliniz çıkacak birazdan. Belki gelinime 1 verdim. Dur bakalım şimdi. Yani fazla evet, konuşma, daha çok konuşacağım. Zeynep, senin kayınvaliden senin kekini kesemedi. Ben birazdan sizin kendi gelinize bir verdiğinizi göreceğim size. Görürsen ne kadar bir olur. Puanın burada ne kadar değerli olduğunu, biliyorum. O puanların öyle sere serpe dağıtılmaması gerektiğini anlayacaksınız. E tamam, dağıtılmaması gerektiğini ne yapacağım? Bir vereceğim, gelinime de bir vereceğim. Yapacak bir şey yok yani, bu işin kuralı bu kızım. Gel bir taneciğim, açmaya devam edelim. Şuna 4 vermişiz. Dağıttık, dağıttık bari şunlardan dağıttık. Gelin çıksın. İnşallah Allah'ım. Mahvoluruz. Ben de böyle Beyhan'ım gibi ağlayacağım Allah şimdi. Ağlanıyor mu canım? Niye ağlıyor bu kadın böyle? Bak ağlanıyormuş. Ay seyircinin dili oldun şu evet. An. Çok mutlu oldum aslında ama inşallah ağlamazsın. 4 puan alan gelinimiz ikinci en yüksek puan ve hepsini şans eseri aldıklarını düşünürsek şanslı gelin. Kim acaba? Puan alan gelinimiz acaba kendi gelinimiz olabilir mi? Şanslı mıdır o kadar? Aç. Yeşim. Gelin sona kaldı. Kaldı. Ah ah yandım. Yandım ki ne yandım. Yandım ki ne yandım. Allah Sevim Hanım, şimdi şöyle bir şey var. Siz birinci ve ikinci tabağı beğendiniz. Tamam. Üçe sert kuru bir şeyler dediniz. Tamam. Dörde yağ fazla mı az mı bir şey dediniz. Yani sonuç olarak üç ve dördü aslında beğenmediniz. Şimdi beğenmediğiniz tabak üç aldı, ben dört aldım. Ama Yeşimciğim bak, yani bunu vermek zorundayım. Şimdi... 5 ile 4 arasında kaldım. Sonra evet. Da 4 gelmiş. Bak belki de gelinime 1 verdim. Hayır 5'i sana... sorgulamıyorum. Yani şans eseri ben 4'ü aldım. Çünkü şans eseri beğendiniz. Yok. Beğendiğim için evet, evet. 4 verdim. Neden beğenmediğiniz tabağı da 3 verdiniz? Ama sonuç şimdi... olarak Zeynep de benim rakibim. Belki ben ona verdiğiniz 3 yüzünden tamam, ben bundan eleneceğim. Şimdi 2 tane 1 versem belki 2 birden biri gelinime gelecek. 1 tane 1 verdim yine %25 bir... şey olur. Şu an sana sıra kaldı gelininiz. Evet maalesef. Geliniz yapamamışsa zaten bence biri alsın. Maalesef. Yapmışsa da beşi alsın yani. İlk haftanız olmanıza rağmen yine takdir ediyorum. Kötü puanlamalar yapmıyorsunuz. Aslında verdiğiniz şeyin bilincindesiniz. Yaptığınız yoruma göre, lezzete göre en azından puanlar dağıtıyorsunuz. Ya, ben öyle, öyle düşünüyorum. Öyle yapmaya çalışıyorum. Beğenmediğiniz tabağa kalkıp yüksek puan vermiyorsunuz. Bu konuda ben sizi takdir ediyorum. Yani yolunuz doğru yol ama umarım geliniz güzel yemek yapıyordur da
En azından yemek yapan birisiyle yarışmış gerçekten olurum. Gerçekten güzel yemek yapıyor benim gelim. Gerçekten bak buna emin olun ama burada bu kötü düşük puan veriyorsan bu benim hatam. Bulamıyorum. Hayır, siz yapmanız gereken şeyi yapıyorsunuz. Gelinize yani, güveniyorsunuz. Güveniyorum. Gelin lezzetli yapar diyorsunuz, evet, puan veriyorsunuz. Sonuna kadar güveniyorum. Beşin altından. Anne teşekkür ederim. Benim savunduğun için sağ ol. Zaten beşin altından geliniz çıkarsa inşallah. İkiniz de doğru yoldasınız demektir. Tamam, geliniz dediğini yapmış, lezzetli tabak çıkarmış. Siz de olması gerekeni. Olması gerekeni yapmayanlar düşünsün artık. Bilmiyorum artık. Açınca göreceğiz ya 1 ya 5. Umarım bulmuşsunuzdur. Sevim abla. Vallahi pek bulmuşa da benzemiyorum. Gelmek bilmiyorum. İstemiyorum. Ben... Burada bir tek yanan tabak var. O gelinimiz çıkarsa çıkacak, yazık olacak. Çünkü ilk haftası. Çıkacak ha? Galiba. Yapma ya. Vallahi benden ötürü oldu bu işler, ne yapacağız şimdi? Ben sana eyvah kıyamam ama şuna 5 verdin. Beş. Onun başına geçer misin? Beş. Şunun evet, başına. Beş. Şey... gelinim yapıyor da ben bulamıyorum, evet, diyorsun. Evet, yapıyor. Ben gelinime sonsuz güveniyorum, sonsuz. Ay. El lezzetine yaptığı bütün yemekleri çok yenir. Çok mütevazisin, çok tatlısın. Tut. Öyle de işte şimdi bulamadıysam şok. 5 puan. Artık kayınvalidemiz de isyan etmeye başladı. Gördüğünüz gibi artık mahcup olmaya başladı geline. 5 puan ya Hatice'ye gitti ya da Nagi Hanım'ıza. Bakalım. Puan Hatice'ye mi, of, Nagi Hanım'a gitti? Gidemeyeceğim oraya. Vallahi gidemeyeceğim. Aç. Hatice. Nagi Hanım çok üzgünüm. Çıldıracağım gerçekten anne. Üçüncü gün oldu. Çok çıldıracağım üzgünüm, artık. Çok. Gerçekten çok üzgünüm. Ah canım. Canım sen bir krem şanti karıştırmayı bile bilmiyor musun? Demek ki bilmiyormuşum.